Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Ümmü Hastanesi ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bartın'da maden kazasında hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah bir daha bu tip acıları bize yaşatmasın. Kanalımız bir Fenerbahçe kanalı olduğu için de mecburen haberleri vermek zorundayız, duyumları vermek zorundayız, konuları konuşmak durumundayız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi değerli arkadaşlar, Fenerbahçe Beko Eurolig'in ikinci haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i İstanbul'da güzel basketbolla 86-71 yenip 2'de 2 ile başlamış olmuş. Scottie Wilbek, Nick Calatis ve Marco Guduric kısa rotasyonuyla baya baya bir şeyler başarılmış. Nick Calatis 13 sayı, 9 rebound, 9 asist, 3 top çalma, 26 verimlilik puanıyla maçın MVP'si olmuş. Ve Fenerbahçe Beko için artık tam bir koç takımı diyorlar. Itoidis'in yaklaşık 2 haftalık süreçte takımın çehresini hani böylesine değiştirmesi gerçekten muazzam. Bayern Münih gibi deplasmandan gelen galibiyet, ardından evinde Makabi'yi yenme diyor. Yani ama ben bir Fenerbahçeli olduğum için gurur duyuyorum. Deplasmanda git Rumları yen, evinde gel İsrailleri yen. Yani gerçekten gurur duyulacak bir olay. Avrupa kupalarında son 8 maçını, önelemelerde dahil, kaybetmeyen bir Fenerbahçe futbol takımı. 6 galibiyet, 2 beraberlik. Kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki 9 karşılaşmalık dönemde yaşamış. İnşallah bu dönemde de yaşarız. Ama tabii nelerle uğraşıyoruz? Başta Altay Bayındır'la uğraşıyoruz. Altay Bayındır Perşembe günü maalesef kötüydü. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Bazı toplara saçma sapan çıkışları, hani yaptırdığı penaltı ve taraftarın artan tepkisi var. Hani böyle devam ederse bilmiyorum ne olacak, ama kimi taraftarda 3-5 maç dinlendirilsin, İrfan Can Eğri Bayat oynatılsın diyorlar. Yanlış anlamayın, ben size bakın çok net bir duyum vereyim. Bakın duyum. Yani üyelere bile vermedim bu duyumu, size duyum vereyim. Da şöyle de son dakikayı da vereyim. Jorge Jesus oynatacak olsa Ertuğrul Çetin oynatır. Yani İrfan Can Eğri Bayat'ı oynatmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani oynatacak olsa Ertuğrul Çetin oynatır. İrfan Can'ı oynatmaz. Şu an için İrfan Can 3. kaleci konumunda. Bilginiz olsun. Ha, zannetmeyin ki İrfan Can kaleye geçtiği zaman daha iyi olacak. Onda da stres, onda da baskı olacak. Bu işin tek çözümü şu: sözleşme mi uzatılacak? Uzatın. Uzatın zaten TL üzerinden arkadaşlar. Yani zararınız çok olmaz. Hocam biz uzatırız, 6 ayı kimseye satamayız. Ya denenmiş yaptığın zaman oluyor. Yani o araca şu yakıtı ya da şu şeyi koyduğun zaman, parçayı koyduğun zaman araç düzeliyorsa araçta kusur yok. Parçanda kusur var. Altay Bayındır zamanında çatır çatırsa, Marco Knop ve Michael Kraft zamanında çatır çatırsa, yani bunları getirirsin ya da olmadı iyi bir kaleci antrenörü getirirsin. Yoksa bizim kalecimiz çok iyi, bizim kalecimiz çok iyi, biz çok iyiyiz, müthişiz demeyle bu iş olmuyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu sezon Beşiktaş basketbol takımı için 60-70 milyon liralık sponsor bulduk demiş. Beşiktaş bu sezona 2'de 0'la başlamış basketbolda. Görev süren boyunca Valerian İsmail ile devam edeceğiz demiş. Demek ki Trabzonspor maçında bir garantisi var. Arkadaşlar yanlış anlamayın beni. Bu ülkede bir derbi maçıyla başkanlıklar değişebilir. Ya farzı misal ediyorum. Farzı misal. Trabzonspor geldi Beşiktaş'ı 8-0 yendi. Hadi Ahmet Nur Çebi sözünü ye. Demeyecekler mi? Yani dediğim gibi unutmayın. Ha, ben geçen hafta Trabzon kazanır dedim, ama Beşiktaş'ın açıklamalarına dikkat edin. Algı mı yok neydi? Vergi miydi? Yani bu ülkede bazı şeyler değişik. Mesela Malatyaspor, Orduspor, Karabükspor, Mersin İdman Yurdu. Tarihten sayfalardan silinen takımlar. Mesela Gaziantep de bunlara
eklenebilir. Sonra Gaziantep Futbol Kulübü falan filan oldu da. Karabük Spor sanırım seneye Ballıgin'e mi dönmüş? Yok şeye, amatör lige düşmüş. Borçları kapatmak için böyle yapıyorlar diyenler de var. Ama Ordu Spor'un meşhur bir Galatasaray maçı var. 2-0'dan 3-2 verdiği, devre arasının 25 dakika sürdüğü, Galatasaray yöneticisiyle görüşülen, Karabük Spor'un kalecisi vardı Trabzonspor maçında, enteresan golleri yiyip Fenerbahçe maçında 90 artıda gol arayan ve Mersin İdman Yurdu'nun yine Galatasaray karşısında bazı enteresan maçları var. Özellikle 2011-2012 sezonunda Ordu Spor'la Mersin İdman Yurdu'nun. Malatya Spor yani hala akıllardadır, Malatya'daki Tofaşlar, şunlar bunlar. Allah herkese gönlüne göre versin. Şimdi bana en çok sorulan soru da şu: hocam, Jorge Jesus bir yere gidiyor mu? Şimdi arkadaşlar, Brezilya milli takımı, Portekiz milli takımı, İspanya milli takımı, üçü de Jesus'u düşünüyor. Bu %100 doğru. Bu %100 doğru. Ve şunu söyleyeyim, hani dünyada Brezilya milli takımını, Portekiz milli takımını, hatta İspanya milli takımını reddedebilecek hoca sayısı çok fazla yoktur diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe de Jesus'u kaybederse belki neleri kaybeder. Bakın, Ertuğrul Toksoy'un bir paylaşımı var. Jorge Jesus'un 4 aylık dokunuşuyla UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçlar itibariyle. Bakın, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçlar itibariyle. Bakın, sadece 4. maçlar itibariyle detaylı istatistikler. Şimdi sayacağım hepsinde Fenerbahçe ilk 3'te. Hepsinde ilk 3'te. O kadar takım düşünün, elemeleri düşünün. Hepsinde ilk 3'te. En çok pres yapan. Preste rakip kaleye en yakın topla oynayan. Kalesinden en uzakta topla oynayan. Birinci bölgesinde en az pas yaptıran takım. İsabetli şut yüzdesi en yüksek olan takım. En çok penaltı kazanan takım. Yanık kremi getireyim mi? Bazı arkadaşlar belki isterler. Çünkü Avrupa Ligi'nde en çok penaltı kazanan takım, Süper Lig'de de haliyle en çok penaltı kazanması lazım. Avrupa'dakileri dize getiriyorsun. Yani Türkiye Ligi'ndeki takımları Avrupa ile kıyaslıyorsan o beyinde fazla yaşayacağını düşünme. Pres altındayken en çok pas yapan takım, topa en fazla sahip olan takım, rakiplerine en az anahtar pas yaptıran takım, rakiplerine en düşük yüzdeyle uzun top attıran takım. Üstelik o kadar prese rağmen en düşük yüzdeyle uzun top attırıyor. Ya çok tuhaf değil mi? Baskı, öyle bir öldürücü baskı yapıyorsun demek ki rakip uzun topla bile çıkamıyor. Rakiplerine en az asist ürettiren, rakiplerine en az topla ilerleme imkanı veren, en az asist ürettirendeki kasıt şu: gerek yok oğlum sizin asist yapmanıza. Biz 6 ay falan var. Aldı atması veririz biz. Siz rahat olun yapıyoruz. Rakiplere en az topla ilerleme imkanı veren. Şunlardan azar boncuklarımız: zirvedeyiz. Yok yok, şaka yapıyorum. Yine bunlarda da ilk üçteyiz. En çok faul yapan takım. Agresif. Kompleksi. Bir dilini kaldırınca kedi gibi bir insan. Kalesine gelen şut başına en çok karşılıklı gol veren. Zaten getirmiyoruz ki kaleye. Geldiği zaman da mecbur öyle olacak. Kalesine gelen isabetli şut başına en çok gol şansı veren diyor. Yani bu da Fenerbahçe'nin genetiğinden. Ama Jesus birisi gibi sürekli ağlamıyor. O birisi. Ren'in 20-25 milyon euro değerinde olan en az 15 oyuncusu var. Bu para demek Paris Saint-Germain'den sonra Fransa'nın en güçlü takımı Ren demek. Muhtemelen liglerini PSG'den sonra ikinci sırada tamamlayacaklar. Kardeşim Gülcan'a kırmızı pabuç alacağım. Babamız bizi bıraktı gitti, bize başkası sahip çıkıyor demiş Mircea Lucescu. Küçük Emrah. Yok, Mircea Lucescu. Küçük Mircea Lucescu. Yok, büyük Mircea Lucescu. Ya ben şeye de dikkat çektim. Unutmadan onu da söyleyeyim ya. İrfan Can Kahveci 90 artı 2'de oyuna girdi. Farkında mısınız? Ya maçın tekrarını izleme imkanı olsa bir internete yazıp baksanıza. 90 artı 2'de oyuna giriyor. Jesus kenardan bir şey anlatıyor. İrfan Can Kahveci de dikkatle dinliyor. Bak, İrfan'ı da severim. Mert Hakan'ı da severim. Altay'ı da severim. Ancak eleştiririm de. Bundan 4 ay önce İrfan Can Kahveci kendini Fenerbahçe'den üstün gören bir futbolcuydu. Egoistin önde gideniydi. Depara kalkanıydı. İsmail Kartal devam etseydi, İsmail Kartal 90 artı 2'de İrfan Can Kahveci'yi oynasaydı yüzüne bakmaz, direkt sahaya girerdi. Yalansa buyurun, alta yoruma yalan söylüyorsun yazın.
Çıkıntı değil ki. Hayır, İsmail Kartal'ı da dinlerdi. İrfan Can o kadar egoist değildi yazın. Anlatabiliyor muyum? Uğur Meleke. Jesus'a bir Türk futbol sever olarak Türk spor kamuoyuna kulüp puanını tekrar anımsattığı için teşekkür ederim. Jesus, ben geldiğimde 100'lü basamaklardaydım. Şimdi 70'li basamaklara geldik diyor. Bu ne anlama geliyor? Bir de bunu maçın öncesinde söylemiş ha. Yani ben bu maçı kesinlikle kazanacağım diyor adam. Bak size bir şey söyleyeyim. Ben o zaman rotasyonun babasını, şahını, kralını, pirini yapardım. Belki berabere kalırdım orada. Ya futbolcular yoruluyor arkadaş. Joshua King sakat, Arao sakat, Mert Hakan sakat değil mi? Luan Perez sakat. Nazım zaten yok. Serdar Dursun'u kadroya alamadım. Zayt sakat. Ulan 7 tane benim oynatamadığım futbolcu var. Millet beni topa tutar. Bari en azından bunlar iyileşene kadar şey yapayım. 8 olsun, ne olacak ki diyor. Bize böyle manyak lazımdı. Manyağımızı da bulduk. Bir sonraki sezon Avrupa kupalarına gittiğinizde torbalarınızı belirliyor bu sıralama. Torbalar kulüp puanlarıyla belirleniyor. Bunu düşünen adam 3 aydır Fenerbahçe'nin başında. 10 yıldır Fenerbahçe'yi çalıştırmıyor ve 1 yıllık sözleşme yaptı. Buna rağmen gelecek sezon Fenerbahçe'nin bulunacağı torbayı ilgilendiren konudan bahsediyor. Gerçekten muazzam bir katkı ve teşekkür ederim kendisine diyor. Bu arada 2011 yılında Şike kumpasından önceki ülke puanından dolayı 10. sıraya kadar yükselmişti ülkemiz. 2021 Şike kumpasından sonra kafalarına göre şampiyon belirlenmesinden sonra kafalarına göre şampiyonluğun birinden alınıp başkasına verilmesinden hani kamuoyu nezdinde böyle konuşuluyor. Bundan sonra 21. sıraya kadar gerileyen bir ülke puanı. 2022 Fenerbahçe'nin önderliğinde tırnak içinde söylüyorum Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde nispeten Başakşehir'in hani konferans ligi nispeten daha kolay olduğu için önderliğinde diyorum. Fenerbahçe'nin önderliğinde Başakşehir'in katkısıyla şimdi Trabzonspor'un ve Sivasspor'un silkelenip biz de bir şeyler yapalım demesiyle tekrar 14. sıraya kadar yükselmiş oldu. Ya Fenerbahçe'nin önünü kestiğinizde siz zannediyor musunuz? Ülke futbolu iyiye gidiyor. Bakın dikkat edin, Fenerbahçe'nin ne zaman önü kesildiyse ülke futbolu bayır aşağı gitti. Ne zaman önü kesilmiş olsa. Ne zaman istisnasız. Bir bakın tarihte Fenerbahçe'ye yapılan darbelere bir bakın. Akabindeki sezonlara bir bakın. Akabindeki sezonlara bir bakın. Gerçekten bak. Mesela Bursa'ya şampiyonluk verildi. Bir bakın akabindeki sezona. Avrupa'daki kulüpler ne yapmış? Ya Fenerbahçe, Galatasaray rekabet demek. Biri çıkacak, öbürünü tetikleyecek, öbürü çıkacak, öbürünü ateşleyecek. Bu demek. Hala anlamıyorsanız. Yani Fenerbahçe Perşembe günü ya güle oynaya kazandı. Siz kafayı Altay Bayındır'a taktınız ama yani Rölanti'de bir maç geçti ya. Rölanti'de ya. Hiç öyle kasılmadı takım. Lincoln 8 numara oynatıldı ya. Lincoln 8 numara oynatıldı. Çok da iyiydi bence. Başarılıydı. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama. Adam sol bekte oynattı. Ben dedim ki bak bile bile sol bek oynatıyor. Defansif zaaflarını geliştirmesi için. Temposunu arttırması için. Belki hızını da arttırması için. Adam sol bekte oynattığı futbolcuyu 8'de oynatıyor ya. Bakın dünyada böyle manyaklar çok az bulunur. Bu manyağın aradığı bir futbolculardan bir tanesi Lincoln. Öbürü Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Öbür üçüncü manyak da inşallah Arda Güler olur. Bir merkez 8'de oynatır, bir kanatta oynatır, bir forvet arkası oynatır, oynatsın. Ya bize böyle manyak lazım ya. Bize böyle çılgın lazım. Arkadaşlar bakın biz Fenerbahçeliyiz. Biz sıradan insanlar değiliz. Sıradan insanlar değiliz. Biz yani gerçekten söylüyorum. Akıl kapasitemiz, zeka kapasitemiz normal insanlardan daha değişik işleyen şekilde. Daha farklı, daha güçlü, daha geniş, daha esnek. Ya biz mesela okuma yazma öğretiminde şu anki çocuklara soruyorum 15 Ekim hangi harftesiniz? Harfindeyiz. Yani 8. harfteler. Öyle söyleyeyim. 8. sesteler. Biz ses diyoruz da 1. sınıfta 2'de harf oluyor. Ya ben 10 Kasım'a bütün öğrencilerimi okuma yazmaya geçiririm. Veliler güle oynaya ödev yaptırırlar. Öyle hani 20 sayfa ödevi ver veli yapsın. Bizde yok. 10 Kasım dedim bir de toplama çıkarma. Okuma yazmaya geçer misin benim öğrenciler? Çünkü bende de biraz hani çılgınlık var. Çılgın sistemler var. Velilere anlatırım ama bak şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz hadi uyum sağlayın diye. Hepsi de uyum sağlarlar çünkü kolaylarına gelir. Yok uyum sağlamıyorsanız normal işleyelim diyorsanız günlük ben de onlar ne kadar ödev veriyorsa vereyim.
Aralık ayı bitmeye, okuma yazmaya geçerler. Siz de sevinirsiniz okuma yazmaya geçtiler diye. Yani bu istemeden olan bir süreç. Hani çocukları çok zorlayan bir süreç değil. Ben her gün bir ders beden eğitimimi de yaptırırım. Resmimi de, müziğimi de yaptırırım. Çocuklarla muhabbet ederiz, çizgi film de izleriz. Normal. Hocam o zaman senin sistemin neyse onu yapsınlar. Anlattığım zaman arkadaşların aynı tepkisi yok. Ha tamam. He ya ben de ondan yaptırırdım. Ya gerek yok. Yok o kurudur o kuru. Arok'ta var ya tane balık tutuyor. Kendi tutuyor küçücük onlar tutuyor kocaman. Onlar kurudur onlar yemez onlar diyor ya. Sistem böyle. Mesela Enner Valencia diye bir herif. Penaltı kaçırma yüzdesini buldum arkadaşlar. Kariyeri boyunca 34 tane penaltı kullanmış manyak. 24 gol 10 tanesi kaçmış. Hocam kaçanların hepsi Fenerbahçe'ye denk gelmiş ya. 34 penaltı 24 tanesini gole çevirmiş. Yani 3'te 2'si gole çevrilmiş. Alex herhalde Fenerbahçe tarihinde bayağı penaltı kullandı ama bir tane kaçırdı diye hatırlıyorum. Sadece bir tane kaçırdı. Hatırlayan varsa yoruma yazsın. Bakalım kimler dikkatli. Yani dediğim gibi takım böyle. Tahir Kum Riva'da tarihi kavga demiş. Bu arada Valencia konusunda ben söyledim değil mi arkadaşlar size? Yani Valencia sözleşme uzatma görüşmeleri normalde Valencia sözleşme uzatma görüşmeleri Zaitz'la birlikteydi. Zaitz da Beşiktaş Zaitz'ın durumunu izlemeye almış. Bakalım demiş biz izlemeye alalım da hani Fenerbahçe bir oyuncuya talip oluyor. O oyuncu Messi Ronaldo'ya dönüşüyor ya. Demiş de biz Zaitz'ın durumunu takip alalım da Messi Ronaldo'ya dönüşsün. Fenerbahçe'cimize bir katkımız olsun demişler. Hani sözleşme yenilemesinde sıkıntı olursa biz çökelim demişler. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. 1 milyon kere söylüyorum. Yarın bir gün bütün duyumcular çıkacak. İlk biz söylediydik Kur'an çarpsın diyecekler. Siz onlara inanmayın. Onlara çünkü bir gün Kur'an çarpacak ama nasıl çarpacak? Zaitz'ın kendinde sıkıntı yok. Menajerinde sıkıntı yok. Ama eşi hani ailesi diyeyim eşi demeyeyim. Hedefe koymuş olmayayım. Ailesi Türkiye'de yaşamak istemiyor. Avrupa'ya gidelim diyor. Orada annemgille salça kaynatırız diyor. İşte bidonlara patlaklara şey basarız, turşu basarız diyor. Kornişonun kilosu olmuş 25 lira diyor. Burada bu turşu mu kurulur diyor. Biz oraya gidek orada falan yapak diyor. İşte düğüne gideriz diyor. Dürüyenin düğümleri, kalaylı falan filan çaldırır diyor. Enteresan bir kadın. Zaitz'te iki tane ağzına... Kılıbık Zaitz'te. Masaya yumruğunu vurup lütfen diyemiyor mu Zaitz? Yani kesin konuşmamak lazım ama Zaitz'ın bu sakatlığı uzarsa, daha önce de verdiğim duyumu tekrar ediyorum. Zaitz'ın bu sakatlığı uzarsa bilin ki sakatlık değil. Yani umarım anlatabildim. Hocam o zaman devre arasında satarız. Ben size sezon başında 8 milyon euro teklif var dediğimde now diyordunuz. Biz onun gibisini bulamayız edemeyiz diyordunuz. O gün de söyledim. Eşi istemiyor, kalmak istemiyor. Pardon ailesi kalmak istemiyor. Now diyordunuz. Neyse konu dağılmasın. Tahir Kum Riva'da tarihi kavga. Türkiye Futbol Federasyonu ile Kurtlar Birliği, Kurtlar Vadisi Pusu yok. Ha Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün Riva'da gerçekleşen zirvesinde TFF yöneticisi Hamit Altıntop'la Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma arasında büyük bir gerilim yaşanmış. Allah aşkına çok basit soruyorum. Ya Hamit Altıntop kim? Kim ya? Bana bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor işte mesela biraz da gururumu okşuyorlar Allah razı olsun. Seni diyorlar Fenerbahçe'ye scout ekibine alalım. Ya açıkçası ben kimim? Benim scoutla ilgili bir eğitimim yok. Bitirdiğim bir üniversite şu bu yok. Bitirdiğim bir şey programım yok. Ha hakemliğim var. Bilmeyen arkadaşlar için de belirteyim. Yani bir yerde de Mustafa Hoca lafının şeyi olalım. Hakemliğim var arkadaşlar. Futbol hakemliğim var. Eğitimlerimi tamamlayıp Abdülkadir Bitigen'in babası Galip Bitigen hakem hocam olur. Onun yaptığı seminerlerden başarıyla geçip hakemlik diplomamı almış. Yani hakem diploma demeyeyim. Hakemlik belgesini almış biri olarak söylüyorum. Yani hakemlik de yapmış birisi olarak söylüyorum. Hakemlik var. Antrenörlüğe dair kursları kaçırdım. Ama antrenörlük yapmışlığım da var. Ama bu kadar yani. Artı öğretmenlik, artı tiyatro eğitmenliği.
gösteri saatleri vesaire. Neyse diyor ki tansiyonun bir aile yükseldiği toplantıda başkanların araya girmesiyle skandalın eşiğinden dönüldü. Altıntop'un Karagümrük milli takımla ilgili 2 hafta önce Twitter'dan yaptığı paylaşıma karşılık bu açıklamalar konuşmalara ne ya? Ben olsam ne o Karagümrük takımına burada itman yaptırırım ne de Süleyman Urmay'ı toplantılara alırım demiş. Masadaki herkes şok olmuş. Urman'ın sen kimsin lan? Bana burada racon kesiyorsun. Yok o başkaydı pardon. Sen kimsin? Nokta nokta. Burası babanın yeri mi? Ne biçim konuşuyorsun? Haddini bil. Senin futboldaki karşılığın ne arkadaş? Demesiyle ortam gerilmiş. Adeta çılgına dönen Urmay'ı başkanlar zar zor sakinleştirmiş. Ali Koç demiş ki Süleyman Başkan'a söylenen tüm başkanlara yapılmış sayılır demiş. Ve TFF Başkanı Süleyman Bey'den ve tüm başkanlardan ben özür diliyorum diyerek toplantıyı noktalamış. Hurma Cuma sebebiyle sonlanan toplantıyı bu ne lan dini mesaj gibi Hurma Cuma sebebiyle sonlanan toplantıyı bu konu burada kapanmayacak diyerek bitirmiş. İnşallah kapanmasın. Bu arada Joshua King, William Arao özel programlar içinde dün çalışmalarını sürdürüyorlardı. Bugün yani cumartesi günü 15 Ekim cumartesi günü maaş günü özel program içinde çalışıyorlardı. Mert Hakan Yandaş, Luan Perez ve Zayis günü tedavi programlarıyla tamamladılar. Özel program şu demek. Hani bitti bitiyor.com sakatlıkları demek. Tedavi programı da yani sakatlıkları sürüyor. Henüz takıma katılmaları beklenmiyor demek. Yani Zayis'i da Mert Hakan'ı da Luan Perez'i de pazartesi günü kadroda bile göremezsiniz demek arkadaşlar. Ya tabii kelle paça falan içmezlerse. Bu arada Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız Tıhrottur Reykjavik FC takımında oynayan forvet oyuncusu Daniele Julia Marcano'yu kadrosuna katmış. İsme bak be. Hem Daniele'yi almışız. Hem Julia'yı almışız. Batshuayi Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 maçta 4 gol kaydetmiş. Toplam yanlışım yoksa 300 dakika oynamadan 4 gol kaydetmiş. Yani 300 dakika oynamadan. Aşağı yukarı 3 maç. Total sürede 4 gol kaydetmiş. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp 14 gol atmış. İyi. Yani Dünya Kupası arasına kadar 14 taneyi bulur zaten Batshuayi. İnşallah bulur. Yoksa hani bulurdu. Hani bir de duyumcuyum diyorum. Hani bulurdu. Yani espriyi bile başka bir şeye çekebilirler. Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk A takımla idmanlara devam ediyorlar. Jorginho geçtiğimiz günlerde A takım idmanına katılmıştı. Bakın her yönüyle çepeçevre kuşatıyor Jesus Fenerbahçe'yi. Altyapısına destekle, üst yapısına destekle. Böyle devam Jesus. Evet arkadaşlar ben müsaadenizi isteyeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir beğeniyi çok görmezseniz mutlu oluruz.